Sayın Başkan, değerli milletvekili, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Bu biraz önce kürsünün önüne koyduğum resim aslında Türkiye'nin resmi, Türkiye'nin fotoğrafı. Bir tarafta şatafat, bir tarafta sefalet. Değerli milletvekilleri, Türkiye'yi dünya devi yapacağız diyenler, bu milletkarın hizmetkarı olacağız diyenler, maalesef dünya lideri diye çaka satanlar, maalesef Türkiye emekçilerini dünyanın hizmetkarı yapmak için hızla yol almakta. Dünyaya ucuz iş gücü cennetiyiz diye ilan veriyorlar. İşçimizin alın terini dünyanın en ucuz alın teri yapmakla övünüyorlar. İşçilerimizi köle gibi karın tokluğuna çalıştıracaklarını duyuruyorlar. Bakın, karşılaştıralım değerli arkadaşlar. Bugünkü kurla Türkiye'de asgari ücretle çalışan bir işçimiz bir saat çalışmasının karşılığında sadece ve sadece 88 sent. 88 sent alıyor. Eskiden çalışanların köleleştiğini göstermek için örnekler verilirdi. Çin'de bir işçi 1 dolara çalışıyor denildi. Eskiden Çin ayıplanırdı. Çin malları niye ucuz denildiğinde Çin'de iş gücü ucuz denilirdi. Ama 19 yılın sonunda geldiğimiz yer, Çin'den daha aşağıda işçimiz Çinli işçiden daha az yemek yiyebiliyor, daha az kazanabiliyor. Değerli arkadaşlar, bir de bizi kıskanan Almanya'ya bakalım. Almanya asgari ücretlisine bir saatlik çalışması karşılığında yaklaşık 11 dolar veriyor. Yani bizimkinin tam 12 katı. İngiltere işçisine 12,5 dolar veriyor. Bizimkinin 14 katı. Yani sizin anlayacağınız deyimle söyleyeyim, Almanya'daki Hans'ın alın teri Türkiye'deki Hasan'ın tam 12 katı. İngiltere'deki Mary'nin alın teri Meryem'in tam 14 katı. İşte sizin övündüğünüz, anlattığınız düzen bu. Türk işçisini köleye dönüştürdünüz. Türk işçisini dünyanın kölesine dönüştürdünüz. Kim dönüştürdü? En milli ve en yerli olanlar. Değerli arkadaşlar, daha başka beter bir şey söyleyeyim. Eskiden pazarlarda hamallık yapan, kol gücüyle, sırt gücüyle çalışan insanlar vardı. Onlar bile işsiz kaldı. Hamallar bile işsiz kaldı. Daha da acı bir şey söyleyeyim. Bu şartlarda bile hala iş arayan yaklaşık 10 milyon geniş tanımlı işsizimiz var. Bu şartlarda niye? Çünkü bu şartlarda güvencesiz, bu şartların yarısına güvencesiz çalışacak on binlerce göçmen işçi var. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin düştüğü durumu asgari ücret bakımından gördük, bir de emekliler bakımından görelim. Değerli arkadaşlar, şu tabloya bakın. Türkiye'de bir en düşük emekli maaşı 1500, Almanya'da 19.200, Hollanda'da 16.700, Yunanistan'da 14.112. Emeklinin durumu bu. Emeklinin durumu iflas eden Yunanistan'daki emekliden daha kötü durumda. Değerli arkadaşlar, bir resim daha göstereyim size. Bir fotoğraf daha göstereyim. Bu Almanya'daki emekliler, bu da Türkiye'de emekliler. Bir tarafta gülenler, bir tarafta sürünenler. Sizin getirmiş olduğunuz düzen, 19 yılın sonunda emekliye reva gördüğünüz bu. Bu gerçekle her zaman yüzleşeceksiniz. Burada hikaye okuyorsunuz, nutuk atıyorsunuz. Ama Türkiye'de yaşadığımız gerçekler sizin anlattığınız gibi değil. Bir başka acı durumu sizlere paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de gençlerin durumu perişan. TÜİK'in verilerine göre her 3 gençten biri, bizim sokakta gördüğümüz verilere göre her 2 gençten biri işsiz durumda. Raporlara göre bu iş insanların %74'ü sadece ve yol ve yemek karşılığında çalışabileceklerini söylüyorlar. Değerli arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi Türkiye dünyanın en güzel ülkesi. Şimdi şu soruyu sormak lazım. Dış güçlerin gözü bizim üzerimizde, bizim gençlerin gözü niye başka ülkelerde, onu görmemiz lazım. Bakın, Türkiye'de yaşayan AKP'lilerin çocukları, muhtemelen Akbaşoğlu'nun oğlu çocuğu varsa, AKP'lilerin, MHP'lilerin çocukları, CHP'lilerin çocukları geleceklerini yurt dışında arıyorlar. Her 100 gençten 76'sı yaşamını yurt dışında sürdürmek istiyor. Anasının babasının doğduğu toprakları bırakarak
başka ülkelere gurbet elde ekmek alıyor. Bunu kim yaptı? 19 yılın sonunda AKP hükümeti yaptı. Değerli arkadaşlar bakın, Recep Tayyip Erdoğan her kürsüye çıktığında 3 işaretiyle 3 çocuk yapın diyor. Recep Tayyip Erdoğan'a güvenip 3 çocuk yapanlar şimdi yolda kaldı. Bakın atalım 3 isim olsun, biri Rabia olsun, biri Miraç olsun, biri Talha olsun. Şimdi Miraç'la Talha yurt dışına gitmek için uğraşıyor. Maalesef çocuklarımızın geleceği ülkemizde değil, yurt dışında. Gençler ne istiyor? Yurt sorunu yaşamak istemiyor. Tweet attığı için tutuklanmak istemiyor. Üniversite bitince karın tokuna çalışmak istemiyor. Mülakat istemiyor. Yazılı sırada yüksek alıp mülakatta elenmek istemiyor. Gençler liyakat, liyakat, liyakat diyor. AKP'li ya da MHP'li dayılarım olmadan iş bulmak istiyor değerli arkadaşlar. Şimdi ben size söyleyeyim, zaman zaman kullanıyorsunuz BK, BK, BK diye. Ben size söyleyeyim, Türkiye'nin en büyük BK meselesi gençlerimizin geleceğini yurt dışında aramasıdır. Tekrar söyleyeyim, her 100 gençten 76'sı geleceğini yurt dışında arıyor. Değerli arkadaşlar, bakın gelişmiş ülkelerde bir örnek daha vereyim esnafımızla ilgili. Bakın bu esnafımızla ilgili bir tablo. Gelişmiş ülkelerde ortalama gelir ortalama %11.7 hibe yapmış gelişmiş ülkeler. Gelişmekte olan ülkeler 5.67, gelişmemiş ülkeler 3.20. Türkiye'nin yaptığı oran ise maalesef 3.51. Bakın daha iyi anlayabilmek için başka ülkelerle karşılaştıralım. Guatemala'da 3.6, Hindistan'da 4.07, Kolombiya'da 4.62, Gürcistan 7.12'sini esnafına doğrudan gelir desteği olarak vermiş. Türkiye 3.51. Maalesef Türkiye Afrika ülkelerinin bile altında, elin esnaflar Süper Lig'de oynarken Türk esnafını maalesef amatör kümede top koşturmaya zorluyorsunuz. Bir başka şey değerli arkadaşlar, esnafın atmış olduğu bir başka şey, namusumuzda namuslu bir şekilde battık. Bakın bu ibreti alem için bu fotoğrafı görün. Bu fotoğraf esnafın özetidir. Esnaf bir taraftan 3 harfli marketlerde, diğer taraftan sizin yaptığınız politikalarla ezilmekte. Esnaf diyor ki ben diyor 1055 liralık Bankur primini mi ödeyeyim? Elektriği mi ödeyeyim? Doğalgazı mı ödeyeyim? Kirayı mı ödeyeyim diyor. Esnaf batmak üzere. Buradan sizleri uyarıyorum. Eğer böyle devam ederse maalesef esnafımız batacak. Esnaf diyor ki birileri gibi çalmadık, çırpmadık. 3-5 yerde maaş almadık. Lüks şatafata düşmedik. 40 yıl bu ülkeye vergi verdik. Şimdi geldik gıda paketine muhtaç diyor. Gıda paketine. Esnafına, komşusuna, sağına, soluna, fakirine, fukarasına gıda paketi veren esnaf maalesef sizin kötü ve sorumsuz yönetiminiz sonucunda ekmeğe muhtaç olmuş durumda. Bu Türkiye'de değerli arkadaşlar sizin sayenizde neler gördük? Az gıda ekmeği, bayat ekmek kuyruklarını, yağ almak için Kızılay'a kan verenleri gördük. Yağ almak için, bir kilo yağ almak için kanlı verenleri gördük. Ucuz ekmek için yağmurda ekmek kuyruklarını, indirimli yak kuyruklarını gördük. Ucuz benzin kuyruklarını gördük. Bu memlekette belki duymamışsınızdır, siz tuzunuz kuru. İkinci el eşya satan pazarlar var Türkiye'de. İkinci el araba değil. Siz ikinci el araba satarsınız, ikinci el ceket satıyor. İkinci el pantolon satıyor. İkinci el ayakkabı satıyor. Değerli arkadaşlar, bu insanları, bu duruma düşenlere yazıklar olsun. Son sözde bununla ilgili emeklimizi, işçimizi, yoksulumuzu ikinci el eşya pazarlarına mahkum edenlere söylüyorum. Yazıktır, ayıptır, günahtır. Değerli arkadaşlar, keşke kaybettiğimiz sadece Türk parası olsa. Sadece keşke pula çevrilen sadece Türk liramız olsa, kaybolan sadece asgari ücretimiz olsa. Sadece kaybolan emeklinin aylığı değil, asgari ücret değil. Değerli arkadaşlar, bu memlekette ahlak kayboldu, ahlak. Ar kayboldu, utanma kayboldu. Bakın, birkaç örnek vereceğim. Memleketi uyuşturucu zırası yapanlara birkaç örnek vereceğim. Çocuklarımızı korumakla görevli Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden uyuşturucu bulunuyor. Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün aracı adeta uyuşturucu servisi yapıyor. Bir başka örnek, AKP Genel Merkezi'nde bulunduğu, sonradan zengin olan
Kürşat neydi onun ismi? Pudra çekerken tamamlayın sözlerinizi. Kez ilçe başkanı sızmış, ben içmedim diyor. Değerli arkadaşlar, bundan kurtulmak için var ya, ben satıcı değilim, içiciyim diyor. Vallahi bunlar hem satıcı hem içici. Kokain adeta milli içkili haline geldi. Değerli arkadaşlar, başka bir şey söyleyeyim. Bakın, son bir yılda yaşadığımız şeyleri başkası yaşasaydı biraz utanırdı, biraz yüzü kızarırdı. Bakın, mafya var. Mafyaya koruma var. Efendime söyleyeyim, 10 milyon euro var. Zindaşti var. Aliye Uzun var. Aliye Uzun. Aliye Uzun. Fuhuş var. Servis var. Genel yayın yönetmeni var. Değerli arkadaşlar, bakın, pasaport var ya, pasaport. Birlerinin pasosu haline gelmiş. Pasosu. İsa Kacakçı'nın pasosu haline gelmiş. Ama ne yok? Bunların hepsi var. Ne yok? Sayın Akbaşoğlu savunuyordunuz ya, size söylüyorum. Ahlak yok. Utanma yok. Ay yok. Süreniz tamamlandı Sayın Ağbaba.